Arkadaşlar merhaba, Kurskolik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle 12. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 5.sini çözeceğiz. Hazırsak başlayalım. Birinci soru, eğer standart referans elektrodu olarak çinko seçilseydi, magnezyum gümüş pilinin standart potansiyeli kaç volt olurdu? Şimdi normalde bizim standart referans elektrodumuz kim seçilmiştir? Hidrojen. Bunun pil potansiyeli ne kabul edilmiştir? 0,0 volt kabul edilmiştir. Eğer ben bunu çinko seçseydim, bunu 0 kabul edecektim. Çinkoyu 0 kabul etmek için ne yapmam lazım? Eksi 0,76'ymış. Bunu 0 yapmam lazım. Yani ne yapıyorum? Hepsine 0,76 volt ilave ediyorum. 0 yapabilmek için. Eğer buna 0,76 volt ilave edip 0 yaptıysam diğerlerine de aynı işlemi yapıyorum. Magnezyuma da 0,76 volt ilave ediyorum. Çünkü çinkoyu 0 kabul etmem için burayı 0 yapmam lazım. Burayı 0 yapan değer 0,76 volt ilave etmektir. Bu durumda hepsine 0,76 ekliyorum. Ne olur o zaman magnezyumun indirgenme potansiyeli? Eksi 2,37'den 0,76'yı toplarsak eksi 1,61 olur. Bunu 1,61 bulduk. Bunu 0 kabul ettik. 0 olması için işlem yaptık. Bunu da yine topluyorum. Burası ne olur arkadaşlar? 6, 5, 1,56 volt olur. Hepsinin neyini bulduk? İndirgenme pil potansiyellerini bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? Magnezyum gümüş pilini yazıyoruz. Magnezyum ve gümüşten çinko aradan çıktı artık. Çinkoyu kullanma amacım neydi? Pil potansiyellerini hesaplamak. Magnezyum ve gümüşten indirgenmesi büyük olan hangisi ise o indirgenecektir. Gümüşün indirgenmesi büyük olduğu için o katottur ve gümüş indirgenecektir. Gümüş artı iyonlarından elektron alıp gümüş katısına indirgenecek. Magnezyum ise indirgenme potansiyeli küçük olduğu için magnezyum yükseltgenecek. Magnezyum da elektron verip magnezyum artı 2 iyonlarına yükseltgenecek. Şimdi gümüşün indirgenme pil potansiyeli yani E0 değeri kaçmış? 0,80 volttu. Pardon, 0,80'di. 0,76 ile topladık. 1,56 oldu. Magnezyumun indirgenme potansiyeli eksi 1,61 ise eğer yükseltgenme potansiyeli işaret değiştireceği için 1,61 volt olur. Bunları alt alta yazıp toplarsam eğer E0 pil değerini bulmuş olurum. 6 1 daha 7 1 3,17 volt olarak hesaplamış oluruz. C şıkkı diyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıda bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi bakalım arkadaşlar, hepsinin standart indirgenmesini vermiş. Görüyorsunuz ki elektron aldıkları için elektron alan ne yapar? İndirgenir. İndirgenme potansiyeli en büyük olan nedir? Önce indirgenecektir. Bakıyorum, indirgenmesi en büyük olan Sn. O zaman indirgenmelerine göre sıralarsam Sn büyüktür. Kimden? Cr'den. O da büyüktür. Kimden? Mg'den. Bunun tam tersi ne olacak? Yükseltgenme. Yükseltgenmeye göre sıralarsam eğer Mg büyüktür, Cr büyüktür, Sn'den. Bu durumda hangisinin yanlış olduğunu arıyoruz. Magnezyum atomları Cr ve Sn iyonlarını indirgeyebilir. Yani magnezyum yükseltgenir ki bu büyük olduğu için yükseltgenme potansiyeli en büyük olduğu için diğer atomları ve iyonları indirgeyebilir. Evet doğru. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan yükseltgenir. Bunun yanında Cr ya da Sn indirgenebilir. Sn iyonları Cr atomlarını yükseltgeyebilir. Ne demek bu? Sn ve Cr bir araya geldiği zaman Sn kendisi indirgenirken Cr'yi ne yapacak? Yükseltgeyecek. Evet, Sn'nin indirgenme potansiyeli Cr'ye göre büyük olduğu için önce Sn indirgenir. Bunun yanında Cr yükseltgenir. Bu da doğru. Cr Sn pilinin standart gerilimi 0,84 volttur. Şimdi ne yaptık? Sn indirgeneceği için indirgenme potansiyelini aldık. Eksi 0,14. Bunun yanında Sn indirgenecek.
CR yükseltgeneceği için bunu ters çevirdik. Artı 0,74 oldu. Topladığımız zaman şöyle yapalım. Eksi 0,14 artı 0,74 eşittir. Ne olur bunun pil potansiyeli arkadaşlar? 0,6 volt olur. 0,84 olmaz. Bu yanlış. Hangisi yanlıştır? Sadece 3. Üçüncü sorumuz. Şekildeki elektrokimyasal pilde elektron akımı gümüş elektrottan platin elektroda doğrudur. Yani ne tarafa doğru gidiyorum? Buradan bu tarafa doğru elektronlar akıyor. Peki pil sisteminde elektron akımı nereden nereye olur? Anottan katota olur. Anotta ne olur peki? Yükseltgen mi? Yükseltgen mi? Katotta ne olur arkadaşlar? İndirgen mi? Yani burada elektron alınmalı. Burada elektron verilmeli. Şimdi diyor ki tepkimelerinden hangileri bu pildeki yarı tepkimeler olabilir? Yani burada gözlenebilen olaylardan olabilir diye soruyor bize. Demir iyonlarının demir artı 3'e yükseltgenmesi. Katot kabında bulunuyor demir iyonları. Katot kabında yükseltgenme olmaz. O zaman bu gözlenmez. Katot kabında ne olur? İndirgenme. Demir artı 3 iyonları yine bu da katot kabında bulunuyor. Katot kabında ne olur arkadaşlar? İndirgenme, elektron alma. Yani demir artı 3 iyonları demir artı 2'ye indirgenebilir. Peki gümüş artı iyonlarına yükseltgenebilir mi? Bakıyorum. Gümüş hangi kapta bulunuyor? Anot kabında. Anot kabında ne olur peki? Yükseltgen mi olur? Burada gördüğümüz gibi gümüş iyonları gümüş artıya yükseltgenmesi gerekir. Ve 2 ve 3 bu pillerde görülürken bir gözlenmez diyoruz. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen galvanik hücre ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ne var bu hücrede arkadaşlar? Çinko elektrotlar. Çözeltiler çinko artı 2 iyonları içeriyor. Elektrotlar ve çözeltiler aynı cins iyonları içerdiği için bu pil nedir aslında? Çalışmaz. Derişimleri de aynı. Şu anda başlangıç olarak bu pil çalışmaz. Ne yapmam lazım? Derişimlerini değiştirmem lazım. Bu pili çalıştırabilmek için derişimler değiştirilmeli. Şimdi bakalım. Ne yaparsak bu pil çalışır. 1. Birinci kaba bir miktar saf su eklenirse ikinci kap katot olur. Birinci kaba saf su eklersem molarite eşittir mol sayısı bölü hacim. Hacmini arttırırsam derişimi azalır mı? Evet. Yani 1 molardan daha küçük bir değere gelir. Eğer derişim azalırsa birinci kap ne olur bu sefer? Anot olur. Derişim azalırsa birinci kap anot olur. Bir durumda ikinci kap da katot olur. Birincisi o zaman doğru. İkinci kaba bir miktar sodyum sülfür eklenip çözülürse birinci kaptaki çinko elektrodun kütlesi artar. Şimdi ikinci kaba geçiyoruz artık. İkinci şıkka geçiyoruz. İkinci kaba diyor şuraya eğer Zn artı 2 iyonları var. Sodyum sülfür eklenirse çinko sülfür ne yapıyormuş? Dibe çöküyormuş. Yani çinko sülfür oluşacak. Katı olarak dibe çökecek. Bu durumda burada bulunan çinko iyonları derişimi ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Çinko iyon derişimi azalırsa bu sefer şu birinci kabım, bu ikinci kabım bakın. Bu sefer derişimi az olan kısım anot olur. Anot bu taraf olacak. Bu 2, bu 1. Bu taraf o zaman katot olacak. Peki katotta hangi tepkime gözlemlenir? Yükseltgenme gözlemlenir. Burada bulunan katot kabında bulunan çinko iyonları, pardon, katotta indirgenme gözlemlenir. Elektron alıp çinko katısına indirgenecek. Ne yapacak? Çinko elektrodun kütlesi sürekli artacak. Bu da doğru. Bu sefer birinci kaba bir miktar çinko nitrat eklenip çözünürse. Yine iki kabım var. Burası birinci kap, burası ikinci kap. Bu durumda ne yapıyorum? Birinci kaba molaritesini arttıracak şekilde mol sayısı bölü hacim çinko ilavesi yapıyorum. O zaman derişim artacak.
Verişimin arttığı taraf ne olur bu sefer? Katot olur. Yani birinci kap yine katot oldu. İkinci kap anot olur. Tuz köprüsündeki anyonlar, tuz köprüsünde anyonlar ne tarafa gider? Anota doğru gider. Tuz köprüsünde anyonlar anota doğru gider. Anot kabım hangisi? İkinci kap. Bu durumda ne oluyor? Burası da doğru oluyor. 1, 2, 3 hepsi doğru diyoruz. Beşinci soru. Bir galvanik hücrenin standart potansiyeline niceliklerinden hangileri etki eder? Şimdi standart pil potansiyelini neye göre hesaplıyorduk? Bakın E0 pil değeri arkadaşlar. Standart şartlarda 1 molar çözelti için ya da madde için. Şimdi standart şartlar neyden oluşuyor? 1 atmosfer basınç, 25 santigrat derece sıcaklık. Bir de bunun yanına ne eklendi? 1 molar derişim. O zaman ben basıncı, sıcaklığı ve derişimi değiştirirsem, bakın basınç, sıcaklık ve derişimi değiştirirsem pil potansiyelini değiştirebilirim. Fakat elektrotların yüzey alanı, daldırdığım metalin yüzey alanı pil potansiyelini hiçbir şekilde değiştirmez. O zaman bu yanlış. 1, 2, 3, D şıkkı. Altıncı soru. Olduğuna göre aynı koşullarda yarı pil tepkimesinin potansiyeli kaç volttur? Şimdi bana diyor ki bunların ikisini kullan, bu tepkimeyi hesapla. O zaman ne yaparım? Y'nin indirgenme potansiyeline X derim, Y derim, Y diyelim. Y volt olsun. Ne yapacağız? Bakın net tepkimeyi incelediğim zaman X indirgenmiş, Y ise yükseltgenmiş. Bu durumda X'i indirgenmeye göre yazarım. 2 elektron alır, X'e dönüşür. Pil potansiyelini ters çeviririm, işaret değiştirir. Eksi 0,14 volt oldu. Y'yi de yükseltgenmeye göre yazarım. Y'ye de elektron verip Y artı 2'ye dönüşür. Pil potansiyeline Y volt demiştik. Bu sefer işaret değiştirir. Eksi Y volt olur. Bunları alt alta yazıp topladığım zaman E0 pil değerini bulmuş olurum. Nedir E0 pil değeri? 0,78. Neye eşittir peki? 0,78 değeri eşittir eksi 0,14 artı eksi y'ye eşittir. Taraf tarafa topluyoruz. 0,14'ü karşıya attık. Eksi y eşittir arkadaşlar. 2, 8, 9, 0,92'ye y'yi bize soruyor. Çünkü şuradaki değerin ne olduğunu arıyoruz. Y eşittir eksi 0,92 volt olur diyoruz. Cevabımız nedir bu durumda? A şıkkı. Yedinci sorumuz. Pilinin başlangıç gerilimi E0 pil 0,28 volt ve kadmiyum standart indirgenme potansiyeli eksi 0,40 volt olarak veriliyor. Buna göre kurşunun standart yükseltgenme potansiyeli kaç volttur? Şimdi bana sorduğu nedir arkadaşlar? Kurşunun Pb'nin Pb artı 2'ye yükselmesi sonucundaki E0 değeri nedir? E0 değerine x diyorum o zaman. Şimdi yazalım. Kadmiyum ne yapmış? Kadmiyum 2 elektron vererek önce anot yazılır çünkü sonra katot yazılır. Yükseltgenmiş. Bize burada verdiği standart indirgenme potansiyeli eksi 0,40 olduğuna göre demek ki E0 değerim artı 0,40 olacak yükseltgenmeye göre. Kurşun ne yapacak? Artı 2'den 0'a indirgenecek. Kurşun artı 2. 2 elektron alıp kurşun katısına dönüşecek. Burası da katıydı. Yükseltgenmesine x dediysem indirgenmesine o zaman ne diyeceğim? E0 eşittir eksi x'e. Bunları alt alta yazıp toplarsam eğer
değerimi nasıl bulmuş olurum? E pil eşittir 0,40 artı x. Yani xx. Buradan E0 değeri bize kaç verilmiş? 0,28 verilmiş. 0,28 eşittir 0,40 eksi x'e x eşittir 0,12 volt olarak bulunur. Cevabımız D şık. 8. soru. Tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi tepkimeleri incelediğim zaman x, y'nin yanında ne yapmış arkadaşlar? Yükseltgenmiş. Demek ki x'in yükseltgenmesi y'den büyük. Çünkü y de indirgenmiş. Y ise z'nin yanında yükseltgenmiş. Bu durumda y'nin yükseltgenmesi de z'den büyüktür. Yani yükseltgenmeye göre sıralarsak eğer x büyüktür, y büyüktür, z şeklindedir. Hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Birinci tepkimede y artı 2 yükseltgen maddedir. Y artı 2'ye bakıyorum. Kendisi ne yapmış? İndirgenmiş. Kendisi indirgenen madde yükseltgen özellik gösterir. O zaman bu nedir? Doğrudur. İkinci tepkimede 1 mol y 2 mol elektron vermiştir. Y arkadaşlar y artı 2'ye ne yapmış? İndirgenmiş. Kaç elektron vererek? 2 elektron vererek. Katsayısı 1 olan 1 mol ise katsayısı 2 olan 2 moldür. Bu da doğru. Zn x artı 2 ile tepkimesi istemli değildir diye soruyor. Yani z x'in yanında yükseltgenemez. Doğru mu? Evet, yükseltgenme potansiyeline baktığım zaman x z'den daha aktif olduğu için z yükseltgenemez. Ancak nasıl yükseltgeyebilirim ben bunu? Dışarıdan ekstradan enerji vererek. Z metali Y metalinden daha iyi indirgendir. İndirgen ne demek? Kendisi yükseltgenen madde demek. Yükseltgenen olan olacak. Z metali Y metalinden daha iyi indirgen midir? Hayır. Y'nin aktifliği Z'den büyük olduğu için Y daha iyi indirgendir Z'ye göre. X metali Y metalinden daha mı aktiftir? Bakıyoruz, yükseltgenme eğilimi metallerin aktifliğini gösterirdi. X büyük, Y büyük, Z olduğuna göre yükseltgenmeyi şurada bulmuştuk. X metali Y metalinden daha aktiftir diyoruz. Cevabımız ne? D şıkkı. 9. soru. Şeması verilen pil hücresi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi pil hücresini incelediğimiz zaman alüminyum artı 3'e yükseltgeniyor. Yani anotta alüminyum artı 3'e yükseltgeniyor. Gümüş de arkadaşlar, gümüş iyonları da gümüş katısına indirgeniyor. Gümüş katısı. Tabi burada bir de katsayıları var. Alüminyum 3 elektron almış, gümüş 1 elektron vermiş. Bu durumda eşitlediğim zaman şu şekilde yazalım, daha net görürüz. Şimdi alüminyum 3 elektron vererek alüminyum artı 3'e ne yapacak? Yükseltgenecek. Peki alüminyum yükseltgenirse pil potansiyeli nedir? 1,66. Gümüş ne yapacak? Gümüş iyonları da elektron alıp indirgenecek. Pil potansiyeli yükseltgenmesi 0,80. İşaret değiştirir. 0,80 olmuş olur. Alt alta yazıp toplayacağız. Verilen elektronu alınana eşitlemek için alt kısmı 3 ile çarpacağız. Alüminyum artı 3 gümüş iyonu. Elektron sayıları 3'e 3'tü gitti. Alüminyum artı 3 artı 3 tane gümüş iyonu katısı. Şu katı, bu katı. Pil potansiyelim ne olur? Standart şartlara göre 6, 4, 2,46 volt olur. 2,46. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğim bir şey var. Şartlar standart şartlara göre yazılmamış. Yani derişimler değişmiş. Gümüş iyon derişimi nedir? 0,1 molar. Alüminyum iyon derişimi nedir? 1 molar.
Bu durumda pil potansiyelim 2,46 değil. Ne olur? Pil eşittir. 0 pil eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma ürün bölü giren, yani alüminyum artı 3 iyon derişimi bölü girenlerde gümüş artı 1 katsayısı 3. N dediğim alınan verilen elektron sayısı kaç burada? 3. Şimdi işlemimizi yapmaya geldi sıra. İşlemimizi yapalım. E pil eşittir. E sıfır pil değerini 2,46 bulduk. Eksi 0,06 bölü N dediğimiz kaç? 3 çarpı logaritma alüminyumlar 1 molar bölü gümüş iyonları 0,1, yani 10 üzeri eksi 1 üzeri kaç? 3. E pil değerim arkadaşlar, bu işlemi yaparsak eğer 2,46 eksi. Şimdi şuradaki eksi 3 yukarıya artı 3 olarak çıkar. Başa gelirse eksi 3 olur. Başa geldiğin zaman şöyle yazalım. 0,06 bölü 3 logaritma yukarıya çıktığı zaman 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 başa gelir ve şunlar sadeleşir. Logaritma da gider. Ne kalır? E pil eşittir 2,46 eksi 0,06. Yani E pil değeri bu durumda 2,40 olmuş olur. O zaman birincisi ne oluyor? Doğru oluyor. Zamanla alüminyum derişimi azalır. Şimdi zamanla ne oluyor bu tepkimede? Onu inceleyelim. Alüminyum ne yapıyor? Oluşuyor. Alüminyum oluştuğu için derişimi artar. Pil çalıştıkça gerilim artar mı? Hayır arkadaşlar. Bütün piller çalıştıkça gerilim zamanla azalır ve sonuçta ne yapar? O pil biter. Yalnız bir A şıkkı. Onuncu sorumuz. Standart hücre potansiyeli 0,40 volt olan yukarıdaki tepkime için alındığında hücre potansiyeli kaç V olur? Yani E pili vermiş bize. E pil eşittir. E pil eşittir. E sıfır pil eksi 0,06 bölü N çarpı logaritma ürünlerde kim var? Ürün bölü giren. Yazalım. Bakın buradaki derişim alınırken ne alınır? Ürünlerdeki gazların ve girenlerdeki iyonların, gaz ve iyonların derişimleri alınır. Zaten bize de ne vermiş? Onları vermiş. Burada dikkat edeceğim bir de ne var? Katsayılar var. Şimdi bir de N değerini bulalım. Alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısı kaçtır? Bakın bakır artı iyonları bakır katısına indirgenirken kaç elektron alırlar? Bir elektron alırlar. Burada OH iyonları oksijen gazına dönüşürken, yani OH'da bulunan oksijenler. Oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtır? Eksi 2. Burada kaçtır? 0. Yani OH'da bulunan eksi 2'ler kaç tane elektron verip sıfıra giderler? Öncelikle şurayı denkleştireceğiz. 2 ile. Sonra 2 çarpı 2 eksi 2 eksi 4 elektron verecek. Yani 4 elektron vererek indirgenirler. Verilen elektron sayısını alınana eşitlemek için yukarıyı kaçla çarpmamız lazım? 2 ile çarpmamız lazım. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Alınan ver pardon 4 ile çarpmamız lazım. Alınan verilen elektron sayısı 4. Yani N dediğim değer eşittir 4'e. Şimdi değerlerimizi bulduğumuza göre yerine yazalım. Pil potansiyeli eşittir. E0 değeri 0,40. Eksi 0,06 bölü N dediğimiz 4 çarpı logaritma. Ürünlerde oksijen bulunuyor. Oksijenin derişimi 0,1, yani 10 üzeri eksi 1 bölü. Girenlerde OH var. OH'ın derişimi 0,01, yani 10 üzeri eksi 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Çarpı bakır var. 10 üzeri eksi 1'in 4. kuvveti. Şimdi bu işlemi yaparken ne yapacağız? Şöyle devam edelim. E pil değerini arıyorum. 0,40
eksi 0,06 ile sadeleştirirsek 0,03 bölü 2, şunları 2'ye böldük hepsini. Logaritma 10 üzeri eksi 8, eksi 4 daha eksi 12, yukarıya artı 12 olarak çıktı. Eksi 1 çıktı. Logaritma 10 üzeri 11. 11 ne yapar? Başa gelir. Pil eşittir 0,40 eksi 0,03 çarpı 11 bölü 2. Bu işlemi yapmamızı istiyor bizden. Bu işlemi yaparken de arkadaşlar ne yapıyoruz? 0,42 ile çarpıyoruz. 0,03'ü de 11 ile çarpıyoruz. 0,80 eksi 0,33 bölü 2. Pil diyelim, daha fazla uzatmayalım. Ne çıkar? 8'den 80'den 33 çıktı. 0, 47, 2'ye böldük. 0,235 çıkar. Evet, işlemimizin sonucu 0,235 B şık. Gelelim 11. soruya. Şekildeki derişim pili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Derişim pili olduğuna göre arkadaşlar, derişimi küçük olan tarafa ne diyeceğim? Anot diyeceğim. Derişim büyük olan tarafa katot diyeceğim. Anot tepkimesini yazdığım zaman anotta yükseltgen mi olacak? Gümüş iyonları, gümüş katısı derişimi 0,01 mol olan gümüş iyonlarına ne yapacak? Yükseltgenecek. 0,01. Yani ne yazıyoruz buraya? 10 üzeri eksi 2 molar. Kaç elektron verdi? 1 elektron. Katot kabında ne olacak? Gümüş iyonları elektron alarak gümüş katısına dönüşecek. Buradaki derişim nedir? Katot kabındaki 0,1, yani 10 üzeri eksi 1 molar. Bu durumda pil potansiyelini yazdığım zaman pil eşittir. Taraf tarafı elektronlar gitti. Gümüşler de gitti, aynı oldukları için. Gümüş katısı 10 üzeri eksi 1 molar olan derişimden, pardon, gümüş iyonları 10 üzeri eksi 1 molar olan derişimden 10 üzeri eksi 2 olan molar olan derişime ne yaptı? Gitti. Bu durumda pil potansiyelini hesaplayalım. Pil değeri neye eşittir? E0 pil eksi 0,0592 0,0 şöyle E0 pil eksi 0,0592 bölü N. N dediğimiz nedir? Alınan verilen elektron sayısı 1. Logaritma ürün bölü giren 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 1. E0 pil değeri arkadaşlar, derişim pil olduğu için, her iki tarafta da gümüşler bulunduğu için nedir? Sıfıra eşittir. Pil buradan ne çıkar? Şuradan da başa 1 geleceği için 0,0592 gelmiş olur. Bu durumda A şıkkı doğru. İkinci kaba 900 mililitre saf su eklendiğinde elektronlar ikinci kaptan birinci kaba doğru hareket eder. Yani ikinci kaba saf su eklersem eğer, ikinci kabı ne yapmış olurum? Anot olurum. Anot yapmış olurum demek istiyor. Çünkü anottan katota doğru gider. Bakalım. Su eklenmesi halinde M1 V1 M2 V2 işlemini yapacağım. İkinci kapta başlangıçta derişim 0,1'di. Hacim 100 mililitreydi. M2 ne olur? Su eklersek 900. Su eklediğimiz zaman 900 artı 100'den 1000 olacak. M2 buradan arkadaşlar 0,1 10'da 110 bölü 1000 0,01 molar olur. Bakın, su eklediğim zaman iki tarafın derişimi eşitlenmiş oluyor. Derişimler eşitlendiği zaman ne yapar? Pil çalışmaz. Pil çalışmadığı için bu yanlış olur. Bir diğer C şıkkı. Birinci kapta gümüş elektrodun zamanla kütlesi azalır mı? Gümüş elektroda bakıyoruz. Birinci kapta gümüş elektrot yükseltgendiği için sürekli zamanla kütlesi ne yapar? Azalır. Birinci kaba 1,53 gram gümüş nitrat tuzu ilave edilirse pil çalışmaz. Şimdi başlangıçta bu kaptaki mol sayım neydi? Molarite eşittir mol sayısı bölü hacimden. Mol sayısı eşittir hacim çarpı molarite. Mol sayısı başlangıçta kaçtı? 0,01 çarpı 0,1.
Yani mol sayısı eşittir 0,001 mol. Başlangıçta bu kadar madde vardı. Ne kadar ilave ettim? 1,53 gram. Mol sayısı ikinci durumda 1,53 ilave ettim. Molekül ağırlığı 173, 170. Buradan arkadaşlar ne gelir? Mol 0,7'yi kaçla çarparsam 3 olur? 9'u 0,009 gelir. Bu kadar mol ilave edersem son durumda en toplam ne olmuş olur? İkisini toplarsak 0,010, 0,01 mol olmuş olur. Son durumdaki molariteyi buluyorum. Çalışmaz diyor çünkü. Mol sayısı 0,01 bölü hacmi 100 mililitre 0,1. Molarite eşittir 0,1. Yani birinci kaptaki derişimi 0,1 yaparsam evet ikinci kaptaki de 0,1 olduğu için derişimler eşit olduğu zaman pil çalışmaz. İkinci kaba gümüş nitrat tuzu ilave edilirse pilin gerilimi artar. İkinci kapta bulunan bakıyorum şimdi 0,1 molar bakın ikinci kap. Buraya gümüş nitrat ilave ettiğim zaman buranın derişimini arttırırım. Denge nereye kayar? Ürünlere kayar. Ürünlere kaydığı zaman da pil potansiyeli, pil gerilimi ne yapar? Artar. Bu da doğru. Cevabımız neymiş? B şık. 12. sorumuz. Aşağıda lityum iyon pilinin tepkimesi verilmiştir. Lityum iyon pilini şöyle bir hatırlayalım. Ne diyorduk buna? Katı hal pili diyorduk ve lityum iyon pilleri arkadaşlar şarj edilebilme özelliği olan pillerdi. Bu özelliklerden hangileri doğrudur? Katı haldeki bir lityum çubuk anot olarak kullanılmıştır. Evet, katı hal pili olarak da adlandırılır. Doğru. Diğer pillerden temel farkı katı elektrolit içermesidir. Doğru. Yükleme şarj yapılabilen pildir. Doğru. Bakın lityum elektrot olarak kullanılmış. Bunun bir diğer ismi katı hal pilidir dedik. Katı elektrolit içermesinden kaynaklanır. Şarj yapılabilme özelliğine sahiptir. 1, 2, 3, E şıkkı. Bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.